Günaydın. Klasik bir pazar kahvaltısı hazırlığı. Sucuğumuz burada. Ve menemenlik domates biberim burada pişti. Altını kapattım. Şimdi buna yumurta kıracağım. 3 tane falan ona yumurta kıracağım. Ondan sonra çayım da burada demleniyor. Hatta demlenmiş bile bence. Ondan sonra işte aynı peynirimiz, zeytinimiz, domatesimiz, salatalığımız, klasik pazar kahvaltımız, pazar gününe başladık biz. Annem değil, yemekte bugün balık var. Tam bir pazar günü değil mi? Pazar günleri böyle olur ya genelde şeylerde, ailelerde. İstavrit. Güzel hamsi yoktu. O yüzden istavrit aldık. Anne bunlar da gerçekten hamsi kadar küçüldüler iyicene kızarınca. Şeyini çıkarmadan yiyemez miyiz? Hayır. Bununki sert olur. O sardalya yeniyor ama bu yenmez. Ben hamsiyi o yüzden seviyorum. Hiç kılçığını çıkarmadan kolayca yendiği hiç. Çünkü kılçığını ben çıkarıyorum ayıklarken. Hamsinin. Hayır öyle değil. Öbür türlü de olsa sen. Öyle evet doğru. Karşılıklı yaparsan doğru evet. Aslında öyle büttek gibi. Tabii ki öyle de. Ona hamsi kuşu diyorlar işte Karadenizliler. Hamsi kuşu onun arasına bir şey koyuyorlar. Domates mi böyle? Aa, güzel evet, değil. Hamsi kuş öyle oluyor. Güzel değil bence. İçine bir şey koyunca hamsi kuşu oluyor. Lazların şeyi işte uydurması. Evet, saat 11. Şimdi şöyle kısa programda onların tişörtü yıkanıyor. Evet annemde yedik bugün. Bugün kartal böyle bir biraz böyle mıy mıydı. Çok fazla değil ama yani biraz öyleydi. Ondan sonra akşam çorba yedi. Annem tavuk suyuna şehriye çorbası yapmış. Ondan yedi. Ben böyle herhalde orada böyle cezveyle şey yaparken elimin ayarı birazcık kaçtı. Biraz galiba fazla koydum ısıtmak için. Sonra da saat 8:30 falandı işte teyzem yedirdi çorbayı. Çok falan dedi. Ben de dedim ki boş ver yesin dedim. Hani nasıl olsa daha yemek yemeyecek. Erken yemek için derken ben ona 9-9:30 gibi yediriyorum. Kendi gece çok uyanmasın diye. Ondan sonra yani herhalde o çok geldi. Ben de bilmiyorum. Ya da midesi iyi mi değil bilmiyorum. Uyuyordu. Arabadan babası indik aldı kucağına. Burasına bir kustu. Bütün şehriyeler. Sonra hadi oraya çevirdi. Elini yüzünü sürmesin diye. Arabadan Allah'tan bir de inince oldu. Bir de araba batmadı. Ondan sonra ya tabii ki önemli değil de yani araba batsaydı bir de onu yıkatmamız gerekecekti o anlamda. Ondan sonra bir de böyle bu tarafına çevirdi bu tarafına bir de bu tarafına oldu. Sonra işte geldik. Hemen işte üstünü falan değiştirip Onur hemen banyoya girdi zaten. Tişört berbat bir vaziyette hemen onu attım makineye. Bir akıtıp şeyini pisliğini akıtıp hemen attım makineye. Ondan sonra onu da üstünü değiştirdim. Şimdi böyle biraz bilmiyorum inşallah hasta falan olmaz da halsiz gibi babasının kucağında oturuyor, yatıyor. Öyle yani bugünü böyle bitirdik maalesef. Bizim için biraz kötü bitti bugün. Öyle. Allah sağlık versin. Gerisi çok önemli değil. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Dün biraz kasaptan kıymayla biraz böyle tavuk baget butu almıştım. Şimdi hemen kıymayı şey yapacağım. Köfte yapacağım ve dolaba atacağım. Buzluğa atacağım. Çünkü şimdi kıymayla bir şey yapmayacağım. Kalmasın. Kahvaltımızı yaptık. Kartal iyi. Bir daha kusmadı. Sabah az yedirdim. Çok yedirmedim. Akşam da bir daha kusmadı. Güzel de uyudu.
Altı Ses Şovu'na başlıyor. Evet, muhteşem. Herhalde. Aşkım. Bütün ne yapıyorsun? Asya'nın sabah 9'da olan dersleri öğlenden sonraya alındı. Sabahın köründe kalktık, kahvaltı ettik, bilmem ne. 15 dakika kala haber verdiler maalesef. Uyumaya devam et istersen. Hemen mi? Hayır, öyle yani işte biz de işte ne yaptık? Biraz etrafı toparladık falan filan. Şimdi ben o köfteyi yapayım. Aha geldi. Geldi bak. Hı. Hemen arkadan bacağıma yapışıyor bu çocuk. Kuzu. Çok yaşa, uzun ömürlü, sağlıklı yaşa annem. Kaydı. Çok güzel olan şey bu. Bazen çok yukarıdayken. Yani iyi. Ben gidiyorum. Beni gördün mü çok mızmızlanıyorsun sen. Ben gidiyorum. Al bu toplu oyuncaklarını. Al, geliyor. Gol. Gol. Köftelerim hazır. Bunlar buzluğa gidecekler. Evet, şimdi ben bugünün yemeği için bir daha doğrusu tavuk yapacağım. Ona sos hazırlıyorum. Bu nedir? Bu soğanın suyu. Az önce köfte yaptım ya. Onu soğanları koyarken çok böyle sulu sulu olmasın diye rendelemiştim. Suyunu da sıktım ki Allah'tan sıkarken aklıma geldi bu sosa koyarım diye. Çok iyi oldu çünkü normalde de zaten koyuluyor. Soğan suyunu koyduk. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Biraz sıvı yağ koyduk. Soya sosu. Birazcık daha koyduk. Biraz kekik. Gerisi size kalmış. Ne baharat seviyorsanız. Bence ete tavuğa kekik çok yakışıyor. Biraz kekik attım. Biraz kırmızı pul biber atacağım. Böyle hafif renk versin ve acı olmasın diye. Bundan atıyorum. Hafif bir karabiber. Tuz şöyle dur. Bundan da korktum. Biraz boşaltayım. Bir çay kaşığı kadar. Yani çünkü soya sosu tuzlu bir sos. O yüzden azalttık tuzu. Tavuklarımı koydum. Şimdi şöyle hepsini döndürüp döndürüp sosa buluyorum.
Biraz da tabii ki bunların yanına patates koyacağım. Biraz dursunlar bunlar. Patatesi daha böyle bir akşam gibi falan akşama doğru koyarım ki patatesler çünkü çok kararır. Elime de eldiven takmadım. Bunu taktım. Zor yapıyorum. Evet, böyle bunlar sosta beklesinler bakalım. Evet, pirincimi kabına boşaltırken tabi pilav da yapacağım için şöyle ayırdım. Burada şehriyem var, bu tavada yapacağım. Şöyle şu kadar bir pilav yapacağım. Ondan sonra bir yandan da patates soğan sepetimi bir toparladım. Şöyle çürükler var, bunları aldım. Onlardan bilmiyorum ne kadar çıkacak. Yani aslında şöyle ortalama. Ben şöyle 3 tane patates yapacağım. O tavukların yanına bir de şu soğanları da atacağım. Bunu da aldım şey için. Güzel bir çoban salata yapmak istiyorum. Yemeğin işte ön hazırlığını yaptım. Şimdi bunları da hemen bir şu patateslere bakayım ne kadar çıkacak. Ona göre onları da bir tavuk koyduğum tavanın içine koyayım. Birazcık onlar da soslansın. Evet, yemeğim pişmeye hazır. Şimdi şöyle bir kısık ateşte ben bunu yavaş yavaş patatesler ve tavuklar böyle güzel pişene kadar kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Sonra Onur'un gelmesine yakın açacağım ağzını, güzelce kızaracaklar hepsi. Evet, tavuklarım, patateslerim iyice böyle sularını çekene kadar şöyle ağzını açtım. Hem suyunu çekiyor hem de bu arada tabii kızarıyorlar. Aynı yani yeniden tabii yağ koymuyorum. Olduğu haliyle kızarıyor. Burada pilavım var. Çoban salata, karpuz. Menümüz böyle.